deniz kenarı. Antik dönem Nikomedya krallığına kadar uzanır tarihinin dalları. Ben Dilovası, konaklar şehri. Köylerim var sıra sıra, tepe tepe. Demirciler köyü ta eskiden beri demir döver gemilerine. İşte Tepecik, Köseler, Çerkeşli'de. Halıların, kilimlerin, yemeklerin, yağhanelerimle. Demirciler konağımda kalem işi bezemelerimle. Ben Dilovası. Yeşilini ormanından, mavisini Marmara'dan. Alanı kirazından, morunu üzümünden. Siyahını zeytininden alan şehir. İlmek ilmek dokunmuş kültürüyle bir kilim misali bayram yeri. Al gözüm, seyreyle beni. İşte Dil İskelesi. 2700 yıllık tarihi geçmişi. Bir ucundan Mimar Sinan tutar, bir ucundan Osman Gazi beni. Sene 1640. Evliya Çelebi dile getirir şifalı suyunu, Dil İskelesini. Ben Dilovası. Eğlencenin meşelerle dolu sarılmış yolu. Ormanlarla kaplı deresi, ada tepesi. Medeniyetin berekete uzanan cenneti. Nice kahramanların ayak izini taşır benim toprağım. En kutsal tepede yatar kahramanlar kahramanı, Yahya Kaptanı. Ben Yahya Kaptan. Mustafa Kemal'e adanmış ömür, nefer. Nutuk'ta sayfalarca benden bahseder. Ben Yahya Kaptan. Gözü pek komutan, asker. Tavşancıl halkıyla dağıttım Rum'u, Ermeni'yi. Bak, yine gözümde uyku yok. Gece yarısı uyku tutmadı beni. 30 kişiydik. Yüzlerce jandarma ile sardılar beldemi. Pehlivan Mustafa'nın evinden alıp götürdüler beni. Ben Yahya Kaptan. Uzaklarda ölüm sessizliği. İçimde sonsuz bir çığlık var. Gözlerimdeki bulutlar bir şehre yağmur olmaya hazırlar. Hani çeşmeler gülüp oynayıp sohbetler içindi. Hani muhabbetler içindi. Genç kızlar eğlenir, anneler sularını getirirdi. Kırık yalaklı çeşme başında bu kez ölüm, acı, keder belirdi. Önce başından vurulup, sonra başım kesildi. Çeşmelerin sesi, suyu kesildi. 29 yıllık ömür, vatan uğruna seve seve feda edildi. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Ben Yahya Kaptan. Şehitlik tacı başında, Tavşancıl tepesinden selam olsun Kemal Paşa'ya, tüm vatan evlatlarına. Ben Kartacalı Ali Bam, yürekli, onurlu general, şair Juvenal mısralarında anar. Koy terazinin kefesine Ali Bam'ı, diğer kefeye bütün komutanları, diye bana övgüler sular. Ben de geçtim bu eşsiz diyar Dilovası'ndan Libisa'dan. Sanki duyar gibiyim ayak adımlarını, seslerini, yüce kahraman Yahya Kaptan. Kaç kazanılmış savaşa bedel senin onurlu o dik duruşun vatan yolunda. Selamla karşıladım ayakta. Ada tepede, bayrak tepede dalgalanan bayrakla. Esen rüzgarlar getirir senin cennet kokunu,
bu mahzun topraklara. Ben tavşancı, 700 yıllık geçmişinin izini taşır taşın toprağım. İrene ve Halil'in aşkıyla başlar benim sevdalığım. Hiçbir korsanla, çeteyle, savaşmayla eğilmedi benim başım. Osmanlı'nın sahilinde bendim güvencesi. Rumlar, Ermeniler, çeteler giremez, kutsaldır toprağım. Zeytinin en hası, padişah sofralarının çavuş üzümü kirazı. Pidenin mancarlısı, kuyu suyunun en tatlısı. Davul dövüştürürdük, düğün kurduk. Davul dövdürdük, güreş tuttuk. Bitirdik hasatları, festivallerle, eğlencelerle doyduk. Ben tavşancım, kara burundan seyreyle. Bende gün batışı, yahaneler, hamamlar, kuyular, bağlar, bahçeler. Pırıl pırıl sahil, sükut içinde tren garı. Cumbalı evlerin usta ellerden çıkmış şaheser saçakları. Kapıların umutla çalan tokmakları. Açılan çifte kanatları. Bilirim, bir yiğit yatar koynumda. Kahramanlar kahramanı Yahya Kaptan. Selam olsun sana, selam olsun Yahya Kaptan'a. Yahya Kaptan gibi yurtsever, vatansever insanların tarihini öğrendikçe içimizdeki tabii ki vatan sevgisi, kardeşlik duygusu, bunların depreşmemesi, daha da pik yapmaması elde değil. Onun tarihini okudukça ilk zamanlar ben de hani saçlarındaki tüller diken diken oldu böyle. Düşünün, ülke esaret içerisinde, esaret altında. Öbür taraftan da yurtseverler, vatanseverler vatanın kurtuluşu için mücadele ediyor. Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında gönüllüler ordusu kurmaya çalışıyor. Bir taraftan da içindeki hainlerle, düşman gözüküyor ama bir taraftan da içerideki hainlerle mücadele ediliyor. Yani günümüzde de 15 Temmuz'da biz bunları yaşadık. O zamanki 15 Temmuz'lar gibi hem içten hem dıştan mihraplarla savaşılıyordu. İşgal altındaydı ülkemiz. Ama bazen ben hep sorguluyorum. Tarih bile anlatılırken o kadar mütevazı bir şekilde anlatıldı ki resmen işgal altındaydık. Düşünün, işgal güçleri sayesinde biz buradan Anadolu'ya açılamıyorduk. Efendim, belgesel yönetmeni İsmail Kahraman'ın konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızı da buraya davet ediyorum. Tarih nedir diye saygıdeğer kaymakamım yüksek müsaadelerinizle salona sorsam mutlaka farklı farklı cevaplar gelecektir. Tarih İlimdir, bilgidir, geçmiştir, kültürdür, sanattır, gelecektir. Tarih her şeydir. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Saygıdeğer kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, değerli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün önemli bir gün. Bugün 5 Mart. Ve 5 Mart biraz önce slide'da da ifade edildiği gibi Yeşilay'ın kuruluşu. Evet, tarih boyu devlet ve millet olarak mücadeleler verdik. Ve özellikle bu mücadeleler gençlerimizi hedef aldı. Tıpkı bugünkü gibi. Hep gençlik üzerine oyunlar oynadılar. Cephelerden kazanamayanlar masa başında bizi kaybettirerek, biraz önce değerli kaymakam ifade ettiler, İstanbul'u işgal ettiler. İstanbul işgal altındaydı. O işgal güçleri Yahya Kaptan'ı şehit ettirdiler. Ve bugün de bu mücadele
tüm hızıyla devam ediyor. Başta Osman Paşa'mız olmak üzere 11 şehidimizi hayırla, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Sözleri uzatmak istemiyorum. Saygıdeğer kaymakamım, aylar önce Yahya Kaptan, değerlerimiz var Dilovası'nda, bunları nasıl ortaya çıkarabiliriz, ne yapabiliriz dediğinde Sayın Kaymakamıma İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir projesi olduğundan söz ettim. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım öncülük ettiler ve bir çalışma başlatıldı. Biraz önce Kaymak Belediye'mizin öncülüğünde yapılan bir filmi sunduk. Bu sene İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve bugün Yeşilay Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanıyor. Nasıl Yeşilay'ın kurulduğunu da görmüş ve biliyorduk zaten, hatırlamış olduk. Ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, 18 Mart Şehitler Haftası ve bu Mart ayında ceryan eden her şeyi ilk kez burada bu vesileyle, ilk kez de belediyemizin öncülüğünde hazırlanan bir filmi yüksek bilgilerimize sunduk. Evet, tarihleri uydurmaya çalışıyorlar. 250 yıllık tarihiyle Amerika dünyayı dizayn etmeye çalışıyor. Sahte tarihleriyle, hikaye tarihleriyle, Avrupa küçücük şeyleriyle bize hükmetmeye çalışıyorlar. Ama Dilovası'nın saygıdeğer davetliler, kıymetli kaymakamım, değerli belediye başkanım, 2650 yıllık tarihi geçmişi var yazılı kaynaklarda. Anibal burada ve burada ilk sanayi hamlesi başlar Osmanlı öncesi ve Orhan Gazi Gemiciler Vakfı'nı kurmuştur. Bugün sanayi, organize sanayilerin başkentidir Dilovası ve Dil İskelesi önemli bir geçiş yoludur ve Osmanlı'nın ilk kaptanı deryalarından olan Dil Baba bugün Dilovası toprakları içerisindedir. Ve Kurtuluş Savaşı'na geldiğimizde Dilovası önce İngilizler sonra Yunanlılar tarafından işgal edilir. 101 yıl önce 1920'de. İngilizlerin başka çıkarma yaptığı bir yer yoktur. Burası önce buraya çıkmıştır. Çünkü burası çok önemlidir. Burası Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'na giden yolun güzergah noktasıdır. Bütün cephaneye giden, cephelere giden silahlar, komutanlar buradan geçmiştir. Mehmet Akifoğlu ile beraber buradan yürüyerek Ankara'ya gitmiştir. İnönüler, Maraş Alperiz Çakmaklar ve İnönü Zaferlerinin komutanı İsmet Paşa burada misafir olmuştur. Ve buralardan geçerek gitmişlerdir. Bu bölge, İzmit bölgesinin mehenk noktası, temel taşı Tavşancıl'dır, Dilovası'dır ve Dilovası önemlidir. Dilovası dün ilçe olmadı. Dilovası bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 1936'da bugün Dilovası'nın ilk mahallesi olan Tavşancıl Nahiye Merkezi yapıldı. Sözleri uzatmak istemiyorum. Bir 7 dakikalık Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası filmimiz var. Onu bir izleyeceğiz ve programımız daha sonra Yahya Kaptan anıtımda devam edecek. Son sözlerim şu. Evet, Dilovası'nda yaşayanlar olarak göğsümüzü gere gere ne kadar güzel bir beldede, bölgede yaşıyoruz diye gururlanmamız gerekiyor. 2650 yıllık tarihiyle ve en önemlisi de bugün Anadolu'nun her yerinden gelen, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden yetmiyor. Dünyanın birçok yerinden, şu anda çok uluslu birçok sanayi kuruluşumuz var burada. 6 organize sanayi bölgemiz var burada ve aş için, iç için gelen insanlarımız öyle bir kültür mozaiği oluşturmuşlar ki Türkiye'nin bir tablosu. Kıymetli belediye başkanım, çok şanslısınız, saygıdeğer kaymakam. Böyle bir yerde belediye başkanı, kaymakam, sanayici ve yaşamak, kültürlerin mozaiği, kültürlerin harmanı olduğu bir kent. Dilovası'nda yaşamak Allah'ın bir lütfudur diyor. Selam ve saygılarımı arz ediyorum. Saygıdeğer kaymakamım, değerli belediye başkanım. Konuşmalarını yapmak üzere Dilovası kaymakamımız Sayın Mustafa Ağzmakam'ın teşkilerini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, değerli belediye başkanımız, kurum müdürlerimiz, muhtarlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle dün şehit olan 10 askerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Yüreğimizde bir ateş düştü. Allah bu ülkeye başka şehitler vermek durumunda bırakmasın. Yahya Kaptan 19. yüzyıl sonrasında Osmanlı'nın çok zor kaldığı bir dönemde büyük mücadeleler vermiş. Balkanlar'da, Yemen'de ve en son İstanbul'a gelmiş. İstanbul'un işgalinden sonra da
ülkeye milli mücadeleye bir katkıda bulunmak adına Dilovası'na gelmiş, dil iskelesineymiş. Ama öncesinde bir İngiliz cephaneliğini basarak oradaki cephaneleri dil iskelesine getirip oradan karşılaştığı taşımış ve burada özellikle halkı, yerel halka zulüm eden Rum cephelerine karşı büyük mücadeleler vermiş ve burada halkın büyük sevgisini kazanmış. Tabii onun bu mücadelesi sırasında ona düşman olanlar da çoğalmış ve İstanbul hükümetine şikayet sonucunda buraya İstanbul hükümeti tarafından gönderilen askerler Hereke limanına inmişler ve oradan tavşancıları kuşatmışlar ve Yahya Kaptan gibi bir milli kahramanı şehit etmişler. Yahya Kaptan milli mücadele aşamasında şehit oluncaya kadar Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'le devamlı irtibat halinde olmuş ve milli mücadele için gerçekten burada çok önemli bir rol oynamış. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Aslında bizim tarihimizde kahramanlar, isimsiz kahramanlar, ismini bildiğimiz kahramanlar pek çoktur. Sadece Çanakkale Savaşı'nı düşünsek, oradaki kahramanlıklar, oradaki isimsiz kahramanlar sayılamayacak kadar çoktur. Aklıma Çanakkale Savaşı'nda büyük mücadele veren Yahya Çavuş, Yahya Kaptan'ın adaşı Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyun'da 3000 İngiliz askerine karşı 67 tane askeriyle 10 saat boyunca geçit vermemiştir. Öyle bir mücadele vermiştir ki İngilizler karşılarında bir tümen olduğunu düşünmüşler. Gene Şehit ve Başı İnebolu'dan Ankara'ya kanısıyla silah ve cephane taşırken bebeğinin üstündeki battaniyeyi cephanesinin üstüne örtmüş, cephaneler ıslanmasın diye de bebeği şehit olmuştur. Gene Nene Hatun, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıkla herkesce malumdur. Bu isimleri biz memleketimizde saya saya bitiremeyiz. Başta bu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için gazi olmuş, şehit olmuş bütün vatanseverlere minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. Yahya Kaptan Dilovası için çok önemli bir şahsiyet. Bugüne kadar belki yeterince ismini duyuramadım. Bu konuda son 2 yıldır belediyemizin de öncülüğünde beraber onun şehit edildiği gün 8 Ocak onun anıtı önünde bir tören düzenliyoruz. Ama bunu tabii tek başına bizim ilçe olarak düzenlememiz belki çok yeterli olmadı. Bu anlamda gazeteci İsmail Kahraman Bey de sağ olsun onun önderliğinde Dilovası Kültür Mirası Koruma Derneği ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na sunulan bir proje ile birlikte Dilovası'nın tarihi değerlerinin de öne çıkartılması için bir proje onayı sağlandı. Bakanlık onayladı ve bu proje yürütülüyor. Bu tören de bu proje kapsamında yapılan bir şey. Niye önemli? Çünkü demin anlattığım gibi bu ülke oldu. Bunu yeni nesillerimize tanıtmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Dolayısıyla bu projeyle birlikte biz Yahya Kaptan'la birlikte Dilovası'nın her türlü tarihsel geçmişini de inşallah daha iyi tanıtmak durumunda olacağız. Ben bu programı düzenleyen, emeği geçen belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Kültür Mirasını, Dilovası Kültür Mirasını Koruma Derneği'ne, İsmail Kahraman Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Dilovası Belediye'mizin öğrencilerimize hazırlamış oldukları, gençleri daha ziyade
ruh, az önce başkanım da söyledi, o vatanseverlik ruhunu aşılamak adına bir slide gösterileri var. Sayın Kaymakam'ın izniyle konuşmalarından önce bu slide gösterisini de sunmak istiyoruz. Sigara, alkol, uyuşturucu ve kültürel yozlaşma gençliğimizi tehdit ediyor. Bu belaya karşı herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. 1914'te başlayan ve Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren Birinci Dünya Harbi'nden yeni çıkılmış, cephelerde 3 milyona yakın şehit verilmişti. Halk perişan ve gençler sahipsizdi. Sömürgeciler savaşla yok edemediği gençlerimizi bu kez sigara, alkol, uyuşturucu maddelerle yok etmeye çalışıyordu. Kısa bir zamanda sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı bir salgın haline gelmeye başladı. İşte bu faciayı görüp işin vahametini kavrayan Mazhar Osman gibi vatansever aydınlar halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele vermek için 5 Mart 1920'de Türkiye Yeşiller Cemiyeti'ni kurarak tarihi bir misyon üstlenmişlerdir. Bugün de gençliğimiz kötü alışkanlıklar ve kültürel yozlaşma tehdidiyle karşı karşıya. Gençliğimizi bu kötü durumdan korumak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sivil toplum örgütleri ve Birinci Dünya Savaşı 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ile son bulunca galip devletler Anadolu'yu ve Türk vatanını paylaşmak, parçalamak için dört taraftan saldırmaya başlamıştı. Akif'in yangını milleti saran yangındı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller, 623 yıllık bir Cihan İmparatorluğu'nun yıkılışı onu derinden sarsmıştı. Buna rağmen yılmadan, usanmadan çalışıyor, çabalıyordu. Asimli, yeyse, ümitsizliğe yer yoktu Akif'in hayatında. Yeys öyle bataktır ki düşersen boğulursun, ümide sarılsın sıkı, seyret ne olursun, diyordu. Harpten son derece bitkin, yorgun bir halde çıkan Türk milleti, vatanını müdafaa için silahına tekrar sarıldı. Akif yine sahnedeydi. Anlatıyordu, haykırıyordu, yazıyordu. 1919 yılına gelindiğinde ise memleket en karanlık günlerini yaşıyordu. İstanbul işgal altındaydı. Anadolu işgal edilerek parçalanmak istemiyordu. Bu işgal Akif için bir işkence haline gelmişti. Akif, safahatın en önemli eseri olan Asım'ı 18 Eylül 1919 tarihinde işgal dönemlerinin bu çileli günlerinde yazmaya başladı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve 18 arkadaşının Samsun'a çıkışından sonra Osmanlı Devleti'ni Sevr Anlaşması'na zorlamak isteyen İşgalci kuvvetlere karşı direniş başladı. İşgal, bazı aydınlarda mandacılık fikrini oluşturmuştu. Akif, bu manda fikrine karşı şöyle haykırdı. Türkler, 25 asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millettir. Bu tarihen müspet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz. İngilizler Gebze'yi işgal etmek için bir ovasında çıkartma yaparlar.
savaş yıllarında bu bölgeler çok badireler vardır. Çok savunmalara tanık olur. Yunan askerlerinden oluşan düşman birlikleri Dil Ovası tren istasyonuna kadar ilerleyerek hala ayakta olan bu istasyonu kullanırlar. Tavşancı ve Çerkeşli gibi tarihi yerleşim yerlerinde yaşayan yerli halka baskın ve zulüm yaparlar. Arşiv kayıtlarına Yunan birliklerinin 18 Kasım 1920'de Dil Ovası'ndan hareket ederek Tavşancı'nın ailesini abluka altına aldığını yazmaktadır. Tarih bilinci açısından gençlerimiz İşgal yıllarını unutmamalı. Tarih bilincine sahip olmalı. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diyerek Dil Ovası'ndaki tarih yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben Dil Ovası. Genç ben, ruhum kaynıyor. Aklımdan geçenler sözcük arıyor. Susma, gözlerimi çığlık sarıyor. Çakmak çakmak gözlerim, ben Dil Ovası. Oyuna çağıran çocuklar gibi, bu limanda yeniler bak seher yeni. Dil iskelesinden kaçtı Yunanı, İngiliz'i. Esaret dostum olamaz, ben Dil Ovası. Demirciler, Tepecik, Çerkeşli köyler, bir zamanlar bahçeler şarkılar söyler. Şimdi sanayi bölgesi bu eller. Kıyı kenti diyorlar. Ben Dil Ovası. Dil Ovası'nın yeşili ve tarihi güzellikleriyle meşhur olan Tavşancı'na doğru yol alıyoruz. Yüksek Yeditepe'de yeşillikler içinde kurulu Tavşancı'ya girmeden önce tarihi Tavşancı tren istasyonuna uğruyoruz. Kurtuluşumuzu sağlayan birliklere bu tarihi istasyon ev sahipliği yapmıştır. Tavşancı tarihinde çok önemli yere sahip olan bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancı'da hakim bir tepede de yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına defa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. Bir komutan değildir. O vatana adanmış bir ömrün de sembolüydü. Vatan için, millet için canını ortaya koyan Yahya Kaptan'ın ruhunu iyi anlayıp idrak etmemiz, yaşatmamız gerekir. Efendim, bu güzel ilçemiz Dil Ovası'nın, Tavşancılığımızın sembolü olan kirazı, çavuş üzümü ve zeytini. Biz de köyümüzde bulunmuşluğumuzun bir hatırası olması adına birazdan Yahya Kaptanımızın mezarında, anıtında ağaç dikme törenimize geçeceğiz. Naçizane ben kendi adıma bu köyde bulunmuşluğumun hatırına
böyle bir fidan dikme merasiminde bu üç fidanı dikmek istedim oraya. Özellikle getirdim buraya mahsus olan ürünlerimiz, buranın kendi tarihi dokusunu hatırlatması adına küçük bir detay olsun istedim burada. Sizleri mezarlığımızdaki ağaç dikme merasimimize davet ediyorum. Programımız burada sona ermiştir. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanım, Dil Ovası ile ilgili tabii o zaman Dil Ovası'nda fazla bu konu Sayın Başkan şeyleri var. Ya Rabbi, mübarek cuma gününde bir araya geldik, beraber olduk. Bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, attığımız her türlü hayırlı ve güzel işi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, milli mücadele kahramanımız Yahya Kaptan şehidimizi, büyüğümüzü anmak üzere kabri başında, anıtı başında birlikte olduk. Ya Rabbi, ruhunu şad eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere dünyada iyilik ve güzellikle nasip ediyorsun. Ahirette de iyilik ve güzellikle nasip eyle. Sana layık bir kul olmayı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a layık bir ümmet olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, kötü insanların şerrinden, şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Bizleri hayırlı işlerde, güzel işlerde bir araya gelenlerden eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Cümle şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Haseten dün şehit düşen aziz şehitlerimize de gani gani rahmet eyle. Yaralılara acil şifalar ihsan eyle. Geride kalan ailelerine, milletimize sabr-ı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Tüm şehitlerimizin ruhu için,
cümle geçmişlerimizin, ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Sayın Başkanım, bugün üzerinde program hakkında bir şey verebilir miyim? Evet, bu hafta Yeşilay Haftası. Yeşilay Haftası nedeniyle bir program düzenledik. Aynı zamanda Yahya Kaptanımızın şehitliğinde bir fidan dikim programımız gerçekleşti. Bu fidan dikim programı bölgemizi temsil eden zeytin ağacı, asma üzümü ve temsil eden fidanlarımızı ekledik buraya. Benim buradan gençlere tavsiyem, lütfen sigaradan, tütün içeceklerinden, zarar verici her şeyden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bu öder Atatürk'ün dediği gibi sağlam vücut sağlam kafada bulunur. Bu vesileyle tüm gençlerimize de bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Bugün Yahya Kaptan Dilovası için gerçekten Türk milleti için büyük bir değerdir. Hatırlamak anlamında bir program düzenledik. Yine bu hafta, önümüzdeki hafta İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıl dönümü. Onu da bugün belediyemizin de katkılarıyla birlikte bir programda andık. Bizim burada asıl amacımız gençlerimizi bu milli kahramanlarımız ve milli günler konusunda daha iyi bilgilendirmek, onlara geleceğe yol alırken geçmişlerindeki milli değerleri de bilmelerini sağlamak idi. Tabii pandemi döneminde bu tür etkinlikler eskiden olduğu kadar yoğunlukta yaşanmıyor ama biz de ilçe olarak elimizden geldiğince gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak alması ve istikbale kendilerine güvenen, doğru yolda giden bir yeni nesil olarak yürümeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir program düzenledik. Umarım amacımıza ulaşırız. Teşekkür ediyorum. Zeytin. Barışın sembolü zeytin, medeniyetin timsali zeytin ve bütün medeniyetlerde kıymet ifade eden zeytin ve dinlerin kutsal kabul ettiği meyve, yüce yaradanın üzerine ve tini ve zeytunu diye yemin ettiği zeytin ve barışın sembolü zeytin. Burası Tavşancıl, çavuş üzümünün ana vatanı, kirazın ana vatanı, şehitler diyarı ve tarihi geçmişiyle muhteşem geleceğe sahip olacak bir kent, bir ovası. Ve biz zeytin fidanını dikerek inşallah gelecekte hayırla yad ediliriz diye düşünüyoruz ve zeytin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz.